Sevgili seyirciler, Erbil'de yaşayan Kürt halkının beğenisine sunulan projelerden biri de Batışehir Projesi. Şimdi projenin ayrıntılarını öğrenmek üzere hep birlikte Batışehir'e gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, sizlere bu hafta Ege Yapı'nın İstanbul'daki en güzel projelerinden birisi olan Batışehir'i anlatacağız. Batışehir'in örnek dairesinde bir gezintiye çıkacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi Batışehir projesi çevre dostu bir proje. Güneş enerjisi geri dönüşümü var. Çok özel bir proje. Şimdi buradan içeri girelim. Bakalım bu projenin içinde örnek dairede neler göreceğiz. Evet, buradan içeriye doğru gidiyoruz. Evet, gerçekten muhteşem güzellikte bir daire sevgili seyirciler. Kapının hemen içeriye girdiğimiz zaman şurada bakıyoruz. Önce bir kendimize bakalım. Acaba bugün nasılız? Eve geldik, güzel miyiz? Eşimize nasıl görüneceğiz? Değil mi? Bu çok önemli bir şey hanımlar için. Hemen buradan gidelim. Burası 2+1 rezidans dairenin salonu. Salon ve mutfak iç içe. Buraya geldiğiniz zaman her şey düşünülmüş gerçekten. Akşam geldik, yorgunuz. Hemen şurada bir dinleniyoruz. İsterseniz ayaklarınızı uzatabilirsiniz, isterseniz böyle oturabilirsiniz. Karşınızda televizyon, çok yoruldunuz ve hemen buradaki koltuklara uzanıp günün keyfini yaşamaya başlıyorsunuz. Sevgili izleyiciler, evimize geldik, bir nefes aldık, birazcık dinlendik ama artık karnımız acıktı. O zaman ne yapacağız? Hemen buradan kalkacağız. Mutfakla iç içe olan, Amerikan mutfak diye tabir edilen mutfağa geçeceğiz. Biraz karnımızı doyurmak istiyoruz. Bakalım mutfakta neler var, birazcık da onlara göz atalım. Şöyle gördüğünüz gibi, Amerikan mutfak dedikleri tarz, mutfakla salonun iç içe olmuş hali. Türkiye'de çok fazla tercih ediliyor. Özellikle küçük evlerde zamandan ve yerden kazanmak için bu çok tercih edilen bir sistem. Evleri gördüğünüz gibi mutfaklarını çok şık mutfaklar, böyle hemen küçük bir dokunuşla kaldırabileceğiniz mutfaklar, pratik, güzel. Ocaklar gaz çok kullanılmıyor, elektrik kullanılıyor. Batışehir projesinde franke kullanılmış. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kaliteli bütün malzemeler. Bizim için mutfak çok önemli. Çünkü ömrümüzün büyük bir bölümü burada geçiyor. Burada yemek yapıyoruz, servis yapıyoruz. Ama bu projede Amerikan mutfağı dediğimiz sistemle, bu tarzda salonla iç içe olan mutfaklarda hemen burada pişirip, burada yıkayıp, burada pişirip, burada servis edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada hemen hazırladığımız yemekleri şöyle değerlendirebiliriz. Böyle gördüğünüz gibi en güzel şey tabii ki mutfakla salonun iç içe olması. Çünkü mutfakta biz yemeği yaparken, hazırlarken ailemizle beraber zaman geçireceğiz. Onlardan ayrı kalmayacağız. Buradan çıkalım bakalım daha neler var evde. Evet, gördüğünüz gibi mutfak içinde bir küçük fırın var. Küçük aileler için hemen pratik bir şekilde kullanılabiliyor. Evet, burası buzdolabımız. Yine gömme yapılmış gördüğünüz gibi. Buradan gidelim bakalım evin diğer kısmında da neler var. Evin girişinde, kapının hemen girişinde sanki evle salonu ve mutfağı ayıran bir perde görünümü görüyor ama çok şık. Gördüğünüz gibi burada dekoratif eşyalar kullanılmış ve eve ayrı bir hava verilmiş. Bakalım gidelim neler var başka. Evet, burası gerçekten çocuklar için hoş ve şık bir çocuk odası. Bir çocuğunuz varsa böyle bir oda yeter size elbette ki. Ancak birden fazla çocuğunuz varsa buraya ranza alabilirsiniz ve bunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yatağı hemen burada. Yanında da çalışma masası var. Bu çalışma masasında çocuğunuz okuldan geldikten sonra ders çalışabilir, ödevlerini yapabilir ya da burada olduğu gibi bir kitap okuyabilir. Gördüğünüz gibi camlar çift cam dediğimiz, ısı cam dediğimiz camlar. Dışarıda ana yol olmasına rağmen buraya hiç ses geçirmiyor.
Hani bazen korkuyor insanlar, ya caddeye çok yakın, acaba çok gürültü olur mu? Evde rahat edebilir miyiz diyorlar ama şu anda biz buradayız ve hiçbir gürültü yok. Çünkü bunun sebebi de evin dışının izolasyonunun yapılmış olması ve pencerelerinin de çift cam dediğimiz, ısı cam dediğimiz bir camla kaplı olması. Odanın birçok yerinde kitaplık olarak kullanabilecek yerler var. Dolabın yan tarafında yine aksesuarlık olarak kullanabileceğiniz yerlerimiz mevcut. Özellikle kız çocukları böyle çok bebekleri falan oluyor. Buralar onun için çok uygun gerçekten. Dolaba bakalım. Dolap yeterince büyük bir dolap. Bir çocuk odası için yeterince büyüklükte bir dolap. Zaten gördüğünüz gibi elbiseler de asılmış. Burası sanıyorum ki bu renklerden anladığımız kadarıyla, tiplerden anladığımız kadarıyla bir erkek odası olarak düşünülmüş. Evet, burası çok özel bir oda, yatak odası. Ailenin odası, anne baba odası burası. Küçük gibi görünüyor ama küçük değil. Dolaplar o kadar güzel bir şekilde konmuş ki kesinlikle küçük değil. Hemen yatağın karşısında çok büyük bir televizyon var. Yine gömme dolaplar var odada. Erkek ve bayan için, yani anne ve baba için birer göz ayrılmış. Evet, burada da evin hanımının giyeceği kıyafetler asıldığına göre burası da onun odası. Evet, gerçekten gördüğünüz gibi çok şık dizayn edilmiş bir oda. Küçük görünüyor ama çok şık. Her şey yerli yerinde. Bundan daha fazlasına gerek yok zaten. Ne kaldı evde görmediğimiz? Bir tek banyo kaldı. Bir banyoyu görelim. Bakalım banyoda neler var. Yatak odasından çıkıp hemen burada kalan son yer olan banyoya gidiyoruz. Banyo kapısını açalım bakalım. Çok güzelmiş banyoda gerçekten. Gördüğünüz gibi burada bir duş var. Duşa kabin diyoruz buna. Bu duşta şöyle hemen günlük duşumuzu yapabilirsiniz. Burası benim çok hoşuma gitti. Eğer siz de Ege Yapı'nın, Türkiye'nin en güvenilir markalarından birisi olan Ege Yapı'nın Batı Şehir projesinden, yani bu projeden bir ev sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Majid Mall'un arkasında Minaresti 57 numaraya bir gelmeniz. Orada projenin ayrıntılı bilgilerini öğrenmeniz ve almak istiyorsanız da kesenize uygun hangi daire varsa ondan bir daire sahibi olmanız. Bizden söylemesi. GCG Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi, Körfez'deki yatırımcıları Türkiye'ye nasıl çekiyor? Birazdan.